Hülya Uğur, İstanbul'un Şehremini semtinde bir subay kızı olarak dünyaya geldi. 70'li yıllara kadar babasının görevi sebebiyle Türkiye'nin pek çok yerini dolaştı. 16 yaşındayken bir erkek kardeşi oldu. O zamana kadar tek çocuk olarak yaşamıştı. Kardeşinin ikinci annesi olmuştu adeta. Babası asker olmasına rağmen çok anlayışlı bir babaydı. Annesi ise kızını korumak için oldukça baskıcı davranıyordu. Ama Hülya yine bildiğini okuyordu. Özellikle İstanbul'a geldikleri yıllarda annesinden zaman zaman dayak yediği de oluyordu. Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Hülya Uğur o yılları şöyle anlatmıştı. Çok elmaşalıydı, çok despottu. Sanki babam asker değil de annem askerdi. O kadar çok sıkardı ki beni, bir de çok göze batan bir kızdım. Benim ergenlik dönemim bitti, biz İstanbul'a geldik. Ben İstanbul'u görünce çiçek gibi açılmak istedim. Her yere gitmek istedim. Herkes okuldan çıkıyor, diskotekler var. Ben de gitmek istiyorum. Annem izin vermiyor. Dolayısıyla gizli gizli yapmaya başlıyorsun. Ben gizli gidince yakalıyordu beni. Güzel minik bir sopası vardı. Güzel güzel indirirdi bana. Ben yine bildiğimi okuyordum. Yaramaz bir çocuktum aslında. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalıştı, çeşitli kozmetik firmalarında halkla ilişkiler görevini yürüttü. Adanalı bir pamuk tüccarıyla evlendi. Aslında bir nevi ağa karısı olmuştu. İki çocuğu dünyaya geldi. 20 yaşında annelik sevinci yaşamıştı. Mutlu bir evlilikleri vardı. Ama hayat onu evladıyla sınıyordu. Hülya Uğur'un bir kızı, bir oğlu olmuştu. İkinci çocuğu, yani oğlu, bir dönem lösemiyle mücadele etti. Uğur o günleri çok zor atlattı. Haberi aldığındaysa canına kıymayı düşünmüştü. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında Uğur o günlerde yaşadıklarını anlatmıştı. Oğlum 4 yaşındayken birden hastalandı ve ne olduğunu anlayamadık. Hastalık karın ağrısıyla başladı. Sonra ilaç kullanmasına rağmen geçmedi. Kan tahlillerinden sonra bizi onkoloğa yönlendirdi. Onkoloğa gideceğimizi duyunca yıkıldım. Doktor muayene ettikten sonra bir hastanenin lösemili çocuklar bölümünü arayarak yer ayırttı. Ben orada bittim. Elle muayene ederek anladı. Ben lösemi olduğuna inanmadım. Sonra bahsedilen hastaneye gittik. Orada da tahliller yapıldı. Doktor eşimle beni karşısına alarak maalesef sizin çocuğunuz lösemi dedi. Hastanenin en üst katındaydık. Ve o an sadece camı açarak kendimi bırakmak istedim aşağı. Cama koşunca beni eşim tuttu. Sadece neden benim çocuğum diye düşündüm. Bunu yaşamayan anlayamaz. Ama kimse de yaşamasın. Bu çok pis bir düşünce. Sonra beni sakinleştirmeye çalıştılar. Konuşmakta zorluk çeken, ağlamamak için kendisini zor tutan Hülya Uğur, doktor bizi Londra'ya gönderdi. Ben 3 sene boyunca cam dahi açılmayan hastanede önlük ve maskelerle yaşam savaşı verdim. Orada yaşadıklarımızdan sonra eşimle ayrılma kararı aldık. Eşim orada üst düzey bir bankanın temsilciliğini yaptığı için kaldı. Ama biz oğlumla geri döndük. O dönemler ikimiz de bunalıma girdik şeklinde konuştu. Eşiyle boşandıktan sonra hayatı tamamen değişti. Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı önce. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. Ama dönüm noktası yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğlu'yla tanışması oldu. 1992 senesinde hava durumu sunmaya başladı. Ekran macerası özel televizyonlarla beraber başladı. İlk özel kanal Interstar'ın hava durumu sunucusu olarak izleyiciyi şaşırttı. Şaşırttı diyorum, zira tek kanala ve TRT'ye aşina seyirci için sarışın bir kadının samimi bir şekilde iddialı kıyafetler ve sıcak bir üslupla sunum yapması çok dikkat çekiciydi. Uğur, koca bir kışı iyisiyle kötüsüyle, soğuğuyla sıcağıyla, yağmuruyla geride bıraktık. Güzel bir ilkbahar günü sözleriyle başlayan hava durumu sunumu sonunda havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun diyerek o meşhur sloganıyla sözlerini tamamladı. Hülya Uğur deyince hala aklımıza bu sözler gelir. Sadece 9 ay kadar hava durumu sundu. Ardından 8 yıl boyunca siyasi içerikli olanlar da dahil haber programlarına imza attı. İzleyiciyi bir kez daha şaşırtmıştı. Çünkü hava durumu sunduğu zamanlarda ona aptal sarışın yakıştırması yapılmıştı.
ama o haber programlarıyla kendini ispatlamayı başarmıştı. Akşamdan Elif Aktuğ'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Sarışın imajım vardı ama o yaratılan bir formattı. Yani ben hava durumuna başladığımda bildiğin sarışın bir kadındım ama biz ondan Doris Day çıkarmak istedik. Doris Day gibi bir sarışın yaratmak istedik. Ama Türkiye'de sarışınlık orada kalmıyor. Aptal sarışınla devam ediyor. Sonra da zaten o format kendiliğinden yürüdü gitti. Sevgiye döndü. Acaba gerçekten aptal mıdır yer bıraktı? Hava durumunu bırakıp politik programlara geçince "Aa, bunun beyni esmermiş." dediler. Başarılı haber programlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Çok popüler bir isim haline gelmişti. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Daha sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Bir evlilik yapmıştı. Akşamdan Elif Aktuğ'a konuşan televizyoncu şunları söylemişti. Ruhen televizyondan hiç kopmadım. Kalbimin bir yanı televizyon için attı. Bir yanı da yaşadığım günün şartları için. Çünkü yaptığım evlilik ve yaşadığımız sosyal statü İstanbul'da yaşamaya ve magazinel olmaya müsait değildi. '90'larda yayına başlayan özel televizyonlarla fenomen olan ekran yüzlerinden Hülya Uğur, uzun bir aranın ardından 2010'ların başında bir evlilik programıyla mesleğe döndü. Deneme çekimlerinde bile komik anlar yaşıyordu. Televizyon gaflarını açıklamaktan hiç çekinmeyen ve kendini gaflar kraliçesi olarak tanıtan Uğur, akşama verdiği röportajda şunları söylemişti. Bol bol televizyonda gaf yaparım mesela. İzlerken ölüyorum gülmekten. Geçen gün pilot bir çekim yaptık. Ahmet'le Mehmet evlenecek mi bakalım dedim. Televizyonu kapattıracağım. Yani benim hatalarım meşhur. Arızadan ötürü teşekkür etmiştim. Ve spor haberi okurken ilgim alakam da olmadığı için Fenerbahçe Gençler Birliği maçı sonucunu tam okuyacakken GB'nin ne olduğunu anlayamadığım için Galatasaray Birliği demiştim. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nin en havalı hava durumu spikeriydi. Sunduğu hava durumu kadar eğlenceli tavırları ve dillere pelesenk olan "Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun" cümlesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. Bir dönemin ünlü hava durumu sunucusu Hülya Uğur artık bir Bodrumlu. Zaman zaman da torunu Kaan'ı görmek için İstanbul'da boy gösteriyor. Hülya Uğur'un son hali ise şaşırtıyor. Hala çok güzel, hala çok bakımlı ve hala çok havalı. Hülya Uğur televizyon ekranlarından uzaklaştı ve Bodrum'a yerleşti. Ancak iddialı halinden hiç taviz vermedi. Bugün ekranlarda olsa hava durumunu acaba nasıl sunar diye merak edilen Hülya Uğur, kendisiyle ilgili flash itiraflarda bulunacak kadar da dobra bir isim. Hülya Uğur, "Ben de hava durumlarını hiç tutturamazdım. Bir yerden sonra hem şemsiyenizi hem de bikininizi yanınıza alın derdim. Yeni dönemin havaları tam da benim havalarım" diyen Hülya Uğur, mevsim değişikliklerine gönderme yapıyor. "Demek ki geleceği 30 yıl önceden görmüşüm. Ama havalar nasıl olursa olsun, herkesin havası iyi olsun yeter." Biz de ünlü televizyoncuya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.